bilmiyorum. Ama kocasına haber vermemiz lazım. Çünkü adam meraktan çatlamıştır. Bir bekle. Önce aralarındaki sorunun ne olduğunu öğrenelim. Acele etmeyelim. Oy Rıza Bey. Valla evlendiğimizde ha bu kadar kot kafalı bir uşak değil. İstemiyorum seni. This ilişki is over. Anlama. İstemiyorum, istemiyorum. Aç bulacağım telefonunu. Sultan Hanım bence açın. Niye? Şimdi yani sizin nerede olduğunuzu bilmiyor, endişelenmesin. Endişelensin, merak etsin, meraktan çatlasın, hatta boğalsın. Uy! Hak etti, hak etti. Bana bakın, beni buraya olduğunu söylemediniz değil mi? Yok, henüz söylemedik yani. Öncelikle aranızdaki sorunun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz değil mi Haluk? Evet, evet ama sonra söylemek gerekiyor Rıza Bey burada olduğunuzu. Yani şimdi şöyle bakın, aynı şey benim başıma gelse, şimdi Meltem bavulunu alıp size gelse ve Rıza Bey bana söylemese ben yani bozulurum vallahi. Bırakın şimdi Rıza'yı. Daha önemli bir sorunumuz var. Dönürcüm, ben şimdi odaya yerleştirdim bavulumu. Açtım ama dolaba sığmadı haliyle kedirdiklerim. Diyelim ki yarın bana bir tane dolap alalım. Ben öyle düzenimi kurayım. Yoksa başka türlü olmaz, alışamam. Ha. Sultan amcığım, dolap kısmı en kolay. Yani onu her türlü hallederiz de belki siz Rıza Bey'le konuşur, barışırsınız. Duyacağımı duydum. Anladım. İstemiyorum burada. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Bir dolap istedim diye burada kalıcı değilim. Bir geçici bir çözüm olarak buraya gelip burada kalmayı düşünmüştüm. Sultan Hanım, lütfen böyle söylemeyin yani. Başımızın üstünde yeriniz var. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben onun için söylemedim. Evet, evet yani. Bakın bunca yıllık evlisiniz, boyunuz kadar çocuklarınız var. Böyle gemileri bir anda yakmamak lazım o yüzden yani. Yani alelacele bir karar vermiş olmayın diye. Değil mi? Yani. Rıza'yla aramda gezenleri bilmediğiniz için ha böyle kafadan atmalar tabii ki çok normal. Ama durum bildiğiniz gibi değil. Neyse, bir gideyim. Anladım, istemiyorum haberi. Aa Sultan Hanım, ya biz şimdi böyle bir şey mi dedik? Lütfen. Lütfen yani. Rıza Bey. Tamam, ben bir bakayım. Açma. Bakacağım. Bakma. Kapının deliğinden bakacağım. Aç. Açma. Ya olur mu öyle şey? Adam kapıda. Ya açmak lazım. Olmaz böyle. Bana bakın. Ben şimdi mutfağa giderim. Eğer benim burada olduğumu Rıza Bey'e söylerseniz, Simay'ın yüzünü havuca göstermem oğlunuzda kalır ortada. Bilir bilir bilir. Demir oldu demeyin. Sen de git. Ya sonra ikna edip çıkarırsın. Hadi yürü. Telefonu orada sakla. Merhaba Dünür. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Ya kusura bakma, akşam akşam rahatsız ediyorum seni ama. Yok yok, geç. Ha, önemli bir mevzu olmasa kapıyı bu kadar ısrarlı da çalmaz. Ayıp ediyorsun. Geç, otur. Hayırdır? Hiç hayır değil. Meltem Hanım yok mu? Gelir biraz sonra. Geç, ne oldu? Dünür. Benim karı evi terk. Yapma ya. Ana. Ne oldu? Sorma, sorma. Bari sen anlat da bilelim. Efendim? Yani çok merak ettim de o yüzden dedim hani sebebini bilelim. Niye evi terk etti? Sultan Hanım, Haluk'a güvenebilirsiniz. Siz istemediğiniz için sizin burada olduğunuzu asla söylemeyecektir. Benim güvendiğim dağlara karlar yapmış. Erim dediğim herif beni arkamdan bıçaklamış. Ben bu saatten sonra pillerine güveneceğim. Ha? Oldu. Bence sen de güvenmesin iyi edersin. Sultan Hanım, ben diyorum ki siz Rıza Bey'le aranızda ne olduğunu bana bir anlatın. Ben konunun ne olduğunu anlayayım.
Ondan sonra gideyim Rıza Bey'in karşısına dikileyim, hesap sorayım. Siz niye benim dönürümü böyle üzdünüz diye diyeyim. Küçüldü mü kız? Küçüldüm ki de hesap soracak mısın? Tabii canım, soracağım. Sormaz olur muyum? Sen bana Allah'ın bir lütfusun bebeğim. Ama anlatın önce. Ben bir ne olduğunu öğrenmeliyim. Okey, tamam. Anlatayım. Bak şimdi. Ha, bundan birkaç saat önceydi. Dışarıda hava pus gibiydi. Rüzgar ağaçların dallarını kıray, yağmur damlaları şiddetle camlara çarpaydı. O sırada bizim evde ise bir tartışma alevlenmişti. Azul fırtına bizim evin içinde kopardı. Dışarıdaki fırtına bizim yanımızda halt etsundu. Rıza çok sinirliydi. Adeta boynundaki damarları adaydı. Sonunda zıvanadan çıkmıştı. Bağır bağırdı, çağırdı. İnanır mısın, ağzımı açıp tek kelime edemedim. Bir görsen hakaretlerin bini bir para. Artık sinirden ağlamaya başlamıştım. Garibim, kızım, simayım da bizi ayırmaya çalıştı ama nafile. Mağara adamı Rıza'nın gözü dönmüştü bile. Her şeyi yutarıyordum ama rahmetli babacığımın yadigarı ha ördek pibloyu kırmaya çalıştı. Resmen bağ hırzından babacığımın yadigarını aldığı gibi yere attı ve paramparça etti ördeği. Emin misiniz? Gerçekten böyle mi oldu? Evet, eminim. Ne kadar şok edici de. Yani Rıza Bey hiç böyle biri değil. O yüzden ben çok şaşırdım. Ben de. Bana anlatmadığınız bir detay falan yok değil mi? Hayır, her şeyi olduğu gibi anlattım. Hiçbir Rıza'yı atlamadım. Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Ha, aramızda ufak tefek sorunlar vardı. Tartışmaya başladık, sonra büyüdü, bu hale geldi. Ne gibi ufak tefek sorunlar? Bir şey değil canım. Benim çocukların işine devamlı karışmam, burnumu sokmam. Rıza'ya devamlı rüvrüv etmem. İşte kilo veremiyorum diye düğünü yaza ertelemem. Laftan anlamayan bir kadın olmam. Dünyanın sürekli benim etrafımda dönmesi gibi. İnce tekrardan bile doldurmayacak kadar küçük şeyler. Ama ne olursa olsun böyle davranamaz. Yani bana böyle hakaret edemez. Bu kadar küçültücü davranamaz bana. Hele babamın yadigarı en sevdiğim, en değer verdiğim eşya olduğunu bildiği halde alıp onu yere atamaz, bunu kıramaz, bunu yapamaz Meltemcu. Doğru, doğru, haklısınız. Yani ne olursa olsun Rıza Bey hatalı davranmış. Aynen. Sen benim nikahlı karımsın. Ha, nasıl edersin ha böyle bir işi? Nasıl çidersin, evi terk edersin ya? Anlamıyorum. Abi elim ayağım titriyor sinirden. Sakin, sakin ol. Sen sakin ol. Sen bir anlat bakalım olayı. Ne oldu? Sonra biz buluruz. Sen merak etme, bir şekilde hallederiz. Ha, nereye gitmiştir şimdi bilmiyorum ki. Ya sen bir şimdi olayı bir anlat. Söz ben sana buluyorum. Bak, söz değilsin. Söz diyorum ya. Sen bana güvenmiyor musun? Ben sana bulacağım. Ama sen bir detaylarıyla anlat. Tamam, tamam. Dün anlatırım detaylarıyla. İşi atlamadan ama. Yok, yok. En ufak ayrıntısına kadar anlatırım. Bundan birkaç saat önceydi. Dışarıda hava buz gibiydi. Rüzgar ağaçların dallarını kıraydı. Yağmur damlaları şiddetle camlara çarpıydı. O sırada bizim evde ise bir tartışma alevlenmişti. Asıl fırtına bizim evin içinde kopaydı. Dışarıdaki fırtına bizim yanımızda halt etsindi. Sultan ani koparmış, hamsi gibi tepinip duruyordu. Sultanı sakinleştirmeye çalıştım ama nafile. Asla beni dinlemiyor. Bahsay durup duruyor. Canım kızım, simayın bile ne ettiyse anasını susturamadı. Sultan makinalı tüfek gibi taramalıya almıştı sanki kendim. Öyle laflar etti ki benim de burama kadar geldi. Sinirle yeter be derken elim kayınpederden yadigar kalan biploya devdi yanlışlıkla. Biplo düştü, paramparça oldu. Sultan biplonun kırıldığını görünce daha çok çıldırdı tabii. Sonra da hılını pırtısını topladı, çekti kapıyı, çıktı gitti. Defalarca aradım, açmadı. Hani niye gitmiş olabilir avukatın ya? Şimdi Sultan Hanım, sen sadece biblo kırdığın için mi evi terk ettin? Bana anlatmadığın başka bir şey var mı? Yok, yok. En
ince ayrıntısına kadar anlattım sana. Ama o biblo tabii babasından yadigar kaldı, biliyorum. Ya isteyerek kırmadım, elim çarptı diyorum, anlamayın. Sakın atıp tutay. Sana ki duyma ayrım. Sultanım, sultanım. Gelin inat etmeyin. Söyleyelim burada olduğunuzu. Bakın siz de duyuyorsunuz ne kadar merak etmiş sizi. Ha, bunlar onun daha iyi günleridir. Şimdi sen burama kadar geldi dedin ya. Yani hani ne oldu, ne dedi de öyle bir şey dedin. Vallahi çok ağır bir şey söyledi Tünür. Ya söyle bak, çok özel değilse eğer bir söyle bakalım, böyle bir içini dök. Benim babam olmasa sen bugünlere zor gelirdin dedi bana. Ana. Yani benim de sabrım taştı, geldi buraya kadar. Sonra dayanamadım tabii. Yeter be dedim ama o sinirle de tabii elim bibloya çarptı. Biblo'da düştü, kırıldı. Ya isteyerek yapmadım yani. Yemin ediyorum isteyerek yapmadım ya. Buldu safı. Resmen kandıray. Tutmayın beni. Dur. Puh sana puh. Yalan söylemeyi utanmayın Rıza Bey. Sultan senin ne işin var burada? Hani nerede olduğunu bilmiydiniz? Bilmiyorum demedim. Burada olduğunu söylemedim. Rıza Bey, sultanım çok baskı yaptı bize. Bırakın kibarlığı. Tehdit ettim onları. Burada olduğumu söylemeyin, yoksa Sivan'ı size göstermeyin dedim. Oldu mu? Bu kadar. Herkesten beklerdim de sizden beklemezdim. Benim nasıl karımı aradığımı biliyorsunuz da bunu söylemediniz hem burada olduğunu. Yazıklar olsun. Hop dinir. Orada dur. Söyleyecektik herhalde. Ama önce bir nedenini öğrenmek istedik. Her akıllı insan gibi beni, Penur gibi birini karşılarına almak istemedi mi? Ama sen bittin Rıza. Takımdan at oldun. Figür'ü beni karşına aldın. Bence ben olsam senin yerinde ülkeyi terk ederdim. Sultan, bak ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya yapma etme, gel dön evimize. Herkese bizi rezil ettin. Demek herkese ben rezil ettim, öyle mi? Ya bir oturup sakin konuşsak, ben Rıza ile konuştum. Yani anlattıkları bana çok mantıklı geldi. Yani bence de biraz fazla abartmışsınız Sultan Hanım. Aa Haluk, bir dakika. Yani ben de Sultan Hanım'ı dinledim. Bence de Rıza Bey özür dilemeli. Çünkü Sultan Hanım'a sesini yükseltmiş ve babasından yadigar bibloyu kırmış. Ya bilerek kırmadım. Sinirlendim, öyle yanlışlıkla elim çarptı, yere düştü. Bilerek kırdın. Ya bibloya sonra geliriz. Ama asıl Sultan Hanım'ın Rıza Bey'e sarf ettiği cümle için özür dilemesi lazım. Sonra da bu iş tatlıya bağlansın. Bir dakika. Ne demiş ki Sultan Hanım? Meltem Hanım, babam olmasa sen bugünlere zor gelirdin dedi bana. Sultan Hanım, eğer böyle bir cümle söylediyseniz Rıza Bey haklı. Tabii ki hayır. Kuru iftira. Ben öyle bir şey demedim. Biz önce tartışmaya başladık. Bana kızdı Rıza. Dedi ki çocukların her işine karışarsın. Ben de dedim ki onlar bizim çocuklarımızdır. Hatırlamayın mısın? Babam da bize ne kadar yardımcı olmuştu. Senin işe ilk başladığında bize ne kadar yardım etti. Onun sayesinde geliştik, büyüdük dedim. Bir şey kötü bir şey mi dedim? Ya şimdi yani kötü bir şey söylememiş. Olayı bir örnekle açıklamış. Şimdi bak yani Sultan Hanım'ı dinleyince de biraz ona hak verdim Nur, yani biraz haklı gibi yani. Sonra Rıza Bey delirdi. Ben dedim ya babam bize destek oldu diye. Zıt oldu tabii. Delirdi. Babamdan yadigar kalan bibloyu aldığı gibi yere attı, kırdı parçaları. Ya yanlışlıkla oldu. Da sinirlendim. Elim çarptı, düştü. Ben bilerek etmedim onu ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Ayrıca bana dediği gibi o kadar sakin de konuşma da. Atay burada. Ben biliyorum zaten. Sen babamı hiçbir zaman sevmedin. Bütün hırsın hıncın bundan idi. Babamla her zaman zıt idilir. Saçmalama Sultan. Ben kayınpederimi her zaman çok sevdim. Şöyle bir otursak, sakin konuşsak Sultanım. Buyurun. Abi saçının boyası kaç numara? Çok yakışır sana bu renk. Kendin boyası. Gider mi bahsedince? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıldı gemide yol alır. Ayrıldı ben tutarım.